öğretmenlerinden Gözde Güzel. Bu sene 6A sınıfı öğrencileriyle çok güzel bir proje imza attığımızı düşünüyorum. Projemizin amacı şuydu, ilk öğretim ikinci kademe öğrencilerinde görsel yorumlamanın onların yaratıcı yazma becerilerine etkisini irdelemesi. Projemiz ilk bakışta tek amaçlı gibi görünse de aslında çok amaçlı bir projedir. Çünkü çocuklar burada kendilerini özgürce ifade edebilme ve televizyonlarda her zaman görüp izledikleri senaryoyu, görüp izledikleri, izleyerek yaşadıkları o film keyfini birebir yaşayarak, yaparak, canlandırarak deneyimlemiş oldular. Kendi yazdıkları senaryoyu canlandırarak bunun keyfine varmış oldular. Tabii ki ilk başta görsel yorumlama ve yorumladıkları görselleri küçük hikayelere dönüştürdüler. Daha sonra bu hikayelerden küçük senaryo taslakları oluşturdular ve bu senaryolar sahnelere dönüştü. Sahneler onların sesleriyle ve oyunculuklarıyla can bulmuş oldu. Ben bu anlamda onların çok büyük şeyler yaptığını ve ileride de çok büyük projelere imza atacaklarını düşünüyorum. Onlar için çünkü çok güzel bir deneyim oldu. Ben sizi çok fazla uzatmayacağım. Sözü onlara bırakmak istiyorum. Onlar birebir yaşadıkları deneyimleri anlatacaklar sizlere. Teşekkür ediyorum. Dayana karakteri eline aldım. Bunu böyle aldı, senaryo okuyorsun. Ya Dayana. İlk hissettiğim şey neydi? Aa ben. Ha. Bu kadar mı? Beni yanmışsın. Niye adımı değiştirdin ki? Gerek yoktu. Gerçekten mi? Valla. Bu önemli bir şey. Yani böyle... Tamam, sen de misin? Nasıl bir şeyler istiyorsun? Mikrofon. Mikrofonu ben... Yani aldığım an dedim ki resmen karakter benim senaryom. Yani ben böyle cidden bir macera olsa aynen böyle davranırım. Ben kötü ama tabii ki orada çığlık atmam. O çığlık bana verildi. O çığlığı... O... Ya bakın şimdi senaryoda bir sürü şifrelemeli yer var. Birini biliyorum, söylemeyeyim. Bunu fark etti. Bunu şimdi ikisini de yazacağım. İkisinin ikinci senaryo kısmını da yazacağım için. O şifreleri söylemeyeyim ama senaryoda birçok şifreli yer var. Hani karakterlerin ama burada ben olmamışım dediği yerler o şifreli yerlerden birisi. Bunu da ilk spoilerını buradan verdim şimdi. Yani bende bir şifre yok. Şimdi ama hiç öyle düşünme. Hiç fark etmedi. Korkuyorum. Tamam, daha fazla şey yapmıyorum. Şimdi bu proje sana neler kattı? Bana yani... Yani bence oyunculuk açısından herkese çok daha şey kattı. Çok daha fazla şey kattı. Kendimizi özgürce ifade edebilmeyi ve... Mikrofon tamam. Tamam, bunu yazdım bir yere. Unutmayacağım. Son olarak da... hani sonunda bir kısım vardı ya, siyah kapsamlı adamın hani Andreas sonunda kapsamlı açtı ve aslında yancılarından birini olduğunu gösterdi. Çünkü orayı söylemeyeceğim. Tamam, söylemeyeceğim. Orada da bir şifreleme var. Hani Andreas'ın siyah kapsamlı adamlardan birisi olduğunu duyunca ne hissettin? Yani aslında bir yanım şaşırdı, bir yanım şaşırmadı. İçten içe bunu sanki biliyordum. Yani... Bu sahneyi son dakika çektik. Hiçbirinin haberi yok çünkü. Kuşkunlu, işte böyle şüpheci davranması. Ve hani dedi ya, ona ve ben bilmiyorduk. Yani kimse bilmiyorduk demez. Tamam, bilmiyor olabilirsin ama inanamıyorum gerçekten mi falan da. Ki olay bir şey olay. Evet. Şüphe... Andreas, Valerie, senaryo gördün mü? Mutlu oldum. İlk önce bir filmde oynadığım için. Kendi karakterini gönderebilirsin. Benim bu aynı ben. Ne diyeyim başka yani? Bu sadece benim dedim. Başka kimse değil. Sadece benim dedim. Olup olacağını sen merak et. Yani ilk defa bir senaryoda olduğum için yani doğaçlamayı falan az çok öğrendim. Şimdi filmde neler oldu? Sen anlatsan bize siyah kapsamlı adamın yancıları nasıl? Hani son filmde neler olur diye sen
Bence son dönem korku şakası gibi ama aslında komedi olabilir. Birini korkutmak olabilir. Şimdi senaryoyu gördüğünde ilk ne hissettin? Senaryoyu gördüğümde bunu yapabileceğimi gerçekten hissettim ve senaryoyu, oradaki rolü kendime özümsedim yani. Oradaki anneyle bir oldum. Sanki Berda'yı bırakıp oradaki kızın annesi oldum. Peki bu proje sana neler geldi? Bu proje bana benim oyunculuğa daha çok bağlanmamı sağladı. Gerçekten daha çok bağlandım. Peki şimdi herkes aynı şeyi söyledi aslında. Ama sen burada olmadığın için duymadın. Seni dinlenmek istiyorum. Sence ikinci senaryo ikiye katılmadan mı ilgili veya senaryo ile ilgili neler var? İkinci senaryoda bence sırlar çözülür. Neden böyle bir şey yaptı? Böyle gördükten sonra okudun ve bu karakter benim, bu benim dedin mi? Evet. Çünkü senaryoyu yazan kişilere güvenim. Peki şimdi ikinci senaryoda ne oldu? Sence? Yazdığımız senaryo yazan kişinin önceden de deneyimler olduğu için güveniyorum. Peki siyah kapşonlu adamla ilgili bir şey düşünüyor musun? Bütün senaryoda ne yaparsın? Yaptık pistiklerle devam etmeye başlayacağım. İşte onun tarzı. Onun tarzı bu. Evet. Dinden dolayı. Sen karakteri aldın, okudun. Ne istedin? Rose karakteri sana ne yansıttı? Bu karakter benim dedin. Evet, aslında çünkü Rose benim karakterimi acayip yansıttı. Çünkü ben bir spora tanıyorum, biliyorsun bunu. Yani bir tarafı et opera, onu da ben çok seviyorum. O yüzden ben kendi karakterime yakıştırdım. O yüzden... Bu proje sana neler kattı? Ya karakterimi geliştirdim açıkçası. Oyunculuğu daha iyi yapmayı öğrendim. Taklitler özellikle. Hem eğlendik hem taklitlerimiz geçti. Ben çok sevdim. Peki ikinci, bunun ikisi geçti. Ben haber vermiş olalım. İkinci senaryoda neler olur sence? Bence... fazla bir bilgi yok ama... Siyah kapşonlu adam ortaya çıkar. Evet. Şimdi bu sosyal aktiviteler sana ne kattı? Bu proje sana neler kattı? Yani oyuncunun bir tane daha çok seçti. Peki, ikinci günün etkisi gidecek ya, ikinci sene arzı ne olur? Neler olur? İkinci sene daha güzel bir aksiyon oradan. Siyah kapşonlu adamla ilgili bir şey var. Siyah kapşonlu ortaya çıkar bence. Peki bu proje sana neler sattı? Bu proje benim özgüvenimi arttırdı. Konuşma yeteneğimi, konuşma sahnem yok ama... Şeyi demişken, ikinci şeyde ne olur, neler olur? Kendinle ilgili ne düşünüyorsun? Herkes seninle ilgili dedik işte, böyle açığa çıkar, yüzünü açarsan kendinle ilgili ne düşünüyorsun? Bence açmayı düşünmüyorum ama... ben açtırabilirim ama. Çok belli oldu. Bu çok gizli şeyler yaptım. Yok. Tamam. Ekmek senin bir şey var mı? Hayır, teşekkürler. Karakteri ilk gördüğümde ne istedin? Ya ilk gördüğümde... Bu ben... benim dedin mi? Evet. Şimdi küçük özelliklerini yaptım. Yani nasıl desem bu her şeyi... Yani beni çok iyi tanıyorsun ama bir şey yapmam. Karakterini de. Başka da hani şey yok ama çok iyi. Peki bu proje sana neler kattı? Bana sosyal açıdan mesela ben biraz çekindim, o yüzden bu fark ettik onu. Bu proje benim sosyal faaliyetlere katıldığım yerde. Peki proje ile ilgili şuradan bir şey fark ettim ben. İşte ikisinde ne olur diye soruyorum. İkisinde ne olur? İkisinde sanırsam siyah kapsamlı bilmeyene ben o şey çıkar ve şimdi falan gibi çıkıyor.
Tahmin et. O kötü adam yakalanır. Kapsonla bak. Sonra madalyonu buluruz. Sonra siz baştan başla. Konuşamıyor. Sen hem yazarsın hem oynarsın. Öncelikle niye bu kadar şey istendi? Şey, bunu yazarken hani Arzu'nun bir karakteri vardı. Bunu iyi şey olarak yazmayı düşünmemiştim. Böyle senaryo olarak yazmayı düşünmemiştim ama kendimi oraya ayırdım. Aslında hikaye böyle olmayacaktı. Hikaye daha farklı bir şey olacaktı ama sonra ben böyle bir proje gelişince bunu o projeye uyarladım. Yoksa benim daha farklı bir hikaye olarak. O yüzden de. Peki hemen çok işin aklına geliyorum. İlham kaynağınız ne? İlham kaynağımın yazacağım, ilk yazacağım kitapla ilgili bir ilham kaynağı. Onu ikinci kitabın başına kodladım. Bayağı açık seçik dedim ki işte senden etkilenerek, senden ilham alarak yazdım. Onu bir tek bu şahıs okudu. Onu kimseye okutmamayı ve yakında yükmeyi planladım. İlham kaynağımı tutarım. Zaten öğrenseniz de şükür. Şeyleri